Ne güzel şey. Hatırlamak senin. Sevgili Nazım. Takvime baktım. Hayda. Kendimi 74 yaşın eşiğine atmışım. Sen 61 yaşında dünyaya el sallamışsın. Bize veda etmişsin. Senin öldüğün zaman doğanlar şimdi 57 yaşın olgunluğunu, ergenliğini yaşıyorlar. Senin şiirlerinden çoğunu okuyanlar var. Ezberleyenler var. Hele ki ezbere senin şiirlerini okuyanlara bayılıyorum. Vurguları, havaları, yorumları, ses tonlarının gücüyle okuyanlar yüreğimi oplatıyorlar. Onları kıskanıyorum. Ben o ezber okuyamadığım için. Nazım sevenler, Nazım şiirine tutkunlar, şiirini tutkuyla, özlemle arayanlar ve onun şiirleriyle büyüyenler çığ gibi büyüyor. Böylesi bir durum nasıl da yönlendiriyor insanı sevgili Nazım tutabilemezsin. Elbette yaşamak güzel şey. Senin tüm baskılara, işlenmelere, izlenmelere, gözaltılara, hapislere, işkencelere karşı söylediğin gibi. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede. Öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğiyle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Dünyada insanlığın içindeki yaşam çok daha uzun sürüyor. Nazım Hikmet'in ne kadar sürecek bilmiyorum ama çok uzun süreceği de biliniyor artık. Çünkü neden? İnsana dayanıyor. Yani temeli insan, insan kaynaklı. Yoksulluğa karşı çıkıyor, emperyalizme karşı çıkıyor, faşizme karşı çıkıyor, vahşi kapitalizme karşı çıkıyor. Bu nedenle insanın içinde olduğu sürece, insan yaşadığı sürece Nazım Hikmet de, Nazım Hikmet gibi idealler de yaşayacaktır. Bu bir türkü. Toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü. Alev bir saç örgüsü. Kıvranıyor. Kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor esmer alınlarında bakır ayaklı çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevi de içinde. Ve tatmadığım yemek yok gibidir. 30'umda asılmamı istediler. 48'imde barış madalyasının bana verilmesini verdiler de. 36'mda yarım yılda geçtim 4 metre kare betonu. 59'unda 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim. Nöbet tuttum tabutunun başında 1924'te. 961'de ziyaret ettim Anıtkabr'ı ziyaret ettim. Partimden koparmaya yeltendiler beni. Sökmedi. Yıkılan putların altında da ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sırt üstü bekledim ölümün.